Merhaba arkadaşlar. Diablo için Closed Beta, yani kapalı betası ile tekrar karşınızdayız. Ben editörünüz Yolcu ve Diablo 3'ü bu videomuzda, Diablo için bu videosunda sizlere barbar çarını, yani barbar karakterini anlatmaya çalışacağım. Ayrıca barbar karakterinin yeteneklerini göstereceğim. Barbar karakteriyle birkaç bölüm oynayacağız sizlerle. Ve bu yahşi, aynı zamanda vahşi karakterimiz hakkında sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Evet, oyunumuza Act 1'deki Regent of the Black Knight göreviyle başlıyoruz. Start Game'e basıyoruz. Oyuna giriyoruz. Oyunun yükleme ekranını hep beraber bekliyoruz ve oyunumuza girdik. Hemen görevimizi Deckard Cain dededimizden alıyoruz. Meşhur dede, Diablo'nun bütün bölümlerinde bir Diablo 1, Diablo 1 Expansion, Diablo 2, Diablo 2 Expansion'larda bulunan bir karakter. Bu karakterimizi Deckard Cain dedemiz. Meşhur bir çar anlayacağınız karakter oyundaki. Bu karakterden görevimizi aldıktan sonra hızlıca görev yerimiz olan Katedral Garden'a gidiyoruz. Buradaki görevimizi, yani görevlerin olduğu mekanları sol yanında, waypoint noktasının sol yanında kupa şeklinde amblemden anlıyoruz görevimizin burada olduğunu. Buraya gitmeden önce sizle beraber MF mekanı denilen, şu an için betada herkesin MF eşya bulmak için gittiği noktalardan bir tanesi olan Forsaken'a gidiyoruz. Forsaken'daki 3 tane kriptiki dolaştıktan sonra sizle beraber Black Knight'a gideceğiz. İlk mekanımız, oradaki kriptike girelim. Hemen temizlemeye başlayalım ortalığı. Evet, ilk mavi item'imiz düştü. Şanslıyız diyebiliriz. Evet, barbar karakterimizin şu an kullanmış olduğum skill, mouse'un sol tuşuna atan bir skill, Cleave. Cleave silahı ilk targetinize, işaretlemiş olduğunuz targetinize %120 damage ile, diğer hedeflerinize ise %60 damage ile hasar vermekte. Barbar karakterimiz, bilindiği üzere Blizzard'ın kendi resmi açıklaması var. Hemen hemen Diablo 2'deki hiçbir karakter oyunda yokken barbardan vazgeçemediklerini dile getirdiler. Barbar karakterinin yerine hiçbir şeyi koyamadıklarını söylediler. Evet, combat esnasında kalabalıktayken Traitor Shot'ı kullanıyoruz. Bu 20 yard etrafındaki mobların %50 damage'ini düşürüyor 15 saniye boyunca. Kafasında gördüğünüz gibi kırmızı bir işaret var. Daha sonra kendi damage'imizi arttırmak için de Battle Rage'i kullanıyoruz. Bu %30 damage'imizi ve %4'te critical hit'imizi arttırıyor. Ve buff olarak sol üst tarafta gözüküyor. Bu ability'leri aksatmadan bittikçe kullanmanızda fayda var. Eğer ilk kriptikteki görevimiz hayalet kadından alıyoruz. Buradaki görevimiz, 3 tane hayalet var buralarda. Bu hayaletleri öldürüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi vurduğunda yerden ses getiriyor adam. Ve single damage'leri, tek target damage'leri barbarın gerçekten çok yüksek. Hiçbir karakterde göremeyeceğiniz damage'ler olduğunu söyleyebilirim.
Vurulan demişler. Hemen ikinci hayaletimizi uyandırıyoruz. Hep. Evet, ikinci karakterimizi de öldürüyoruz. Hayaletimizi ve geri kalan elemanları da hızlı bir şekilde temizledikten sonra üçüncü hayaletimizi de öldüreceğiz. Evet, hemen tarayıcımızı açıyoruz. Sizi şaşırtmasın. Yani vurduğumuz yerden kalkmıyor tabiri caizse. Bu şu an oyun tek kişilik olduğu için ve üzerimizdeki eşyalar gerçekten çok sağlam olduğu için düşmanlarımızın bize karşı hiçbir şansı yok. Görevimizi 3 hayatı temizledikten sonra verilen ödüllerimiz bunlar: 360 altın, 1170 XP ve chest ödül olarak veriyor. Ayrıyeten yere de eşya düşüyor sandıkadan. O eşyayı da kontrol ediyoruz. İşimize yarar mı diye. Yaramaz. Bizimki daha iyi. Ve hızlıca diğer kriptike gidiyoruz. Evet, size diğer bir ability'mizi de kalabalık bir ortamda göstermek istiyorum. Bu da lip atak. Meşhur lip atağımız. Lip atak barbar karakterinin vazgeçilmez ability'si diyebiliriz. Bu vazoları kırabilirsiniz. Vazolardan ve etraftaki kırılabilecek nesnelerden tıkladığınız zaman bunlardan da eşya çıkma ihtimali var. Hatırlarsanız Diablo 2'de neredeyse bütün eşyalara, gittiğimiz mekanlardaki her şeye tıklayıp MF olasılığımızı yükseltiyorduk. Diablo 2'de de aynı mantık. Hareket ediyoruz. Diablo 2'de en önemli yeniliklerden bir tanesi, girmiş olduğunuz dungeon'dan çıkabilmek için bir teleport taş koymuşlar. O teleport taşa bastığınız zaman çok uzak bir şekilde kapıdan uzaklaştığınız zaman bile hemen sizi girişe atıyor. Bu da yol tasarrufu sağlıyor diyebiliriz. Yol tasarrufu neyi sağlıyor? Yol tasarrufu da tabii ki zaman tasarrufunu sağlıyor. Bu bence güzel bir yenilik olmuş oyun adına. Bunların tabii hepsini World of Warcraft'tan ki tecrübelerinden, oyun tecrübelerinden yararlanarak Diablo 3'te de bunu uygulamışlar. O yüzden dolayı tebrik ediyoruz Blizzard etkililerini. Evet, Ali Kıran Başkesen gibi yolumuza devam ediyoruz. Gerçekten milli karakter olarak, yakın dövüş karakteri olarak ben barbardan başka bir çarla oynayacağımı zannetmiyorum. Ki Diablo 2'de de zaten sonuç aynıydı. Hep barbar çarıyla oynamışımdır. Barbar çarından başka bir çar tercih etmemişimdir. Ve aynı kalitede, aynı mükemmelliyette karakteri tekrar Diablo 3'te karşımıza sunmuşlar. Diablo 2'de